14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Vanlı vatandaşlardan seçim yorumu. 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kalırken Van'daki milletvekili aday listesi de netleşti. Bu sene 7 milletvekilinin seçileceği Van'da partilere dağılımı merak ediliyor. Yani aslında Azat Kartal olmasaydı belki 8'de 8 gibi bir olasılık söz konusu olabilirdi ama hani Azat Kartal bir 7'de 1'lik bir oranı gerçekleştirebilir. CHP'nin şansı yok. Hani Van gibi bir yerde zaten bu aslında Kürt halkı kendini bilirse, iradeli bir davranışla yaklaşırsa seçime 8'de 8 olmak zorunda açıkçası Van gibi bir yerde ama hani Azat Kartal belki bir alabilir. Yeşil Sur Parti. 8'ini de mi? 6'sını. 6'sını. Diğer ikisi? Diğer ikisi belli değil. AK Parti mi alır? Bilemem. Peki CHP'ye şans var mı bu sene? Olabilir. Sekili çıkarabilir Olabilir. 2018 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi 5 milletvekili alırken Adalet Kalkınma Partisi ise 3 milletvekili almıştı. Bu seneki milletvekili dağılımı nasıl olacak? Yani pek değişeceğini sanmıyorum. Aynı. Kaça kaça? Yani 8'e 1, yani 7'ye 1, evet. 7'ye 1 oldu. Evet. 7 HDP, 1'i? AK Parti büyük ihtimal. Van halkı aslında sadece Van halkı değil, Kürt halkı iradeli bir davranışla yaklaşırsa seçime kesinlikle 8'de 8. Tabii bütün Doğu illerinde, bölge halklarında.